Hoş geldiniz. Cumartesi sohbetleriyle tekrardan karşınızdayız. Bugün çok önemli bir meseleyi, çok önemli bir misafirle, önemli bir ilim adamıyla konuşacağız. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nın öğretim üyelerinden Profesör Doktor Necdet Tosun hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür Hoş ediyoruz bulduk. geldiğiniz Sağ olun. için. Efendim Yesevilik ve Ahmet Hoca Ahmet Yesevi üzerine bugün konuşacağız. Malumunuz Ahmet Yesevi'nin Türklerin İslamlaşmasındaki tesirleri her zaman ifade edilir, konuşulur. Ahmet Yesevi'nin kim olduğu, Yesevilik tarikatının nasıl teşekkül ettiği, nerelere, kimlere tesir ettiği, bugüne gelip gelmediğine dair konuştuktan sonra Ahmet Yesevi'nin Türklerin İslamlaşması üzerindeki tesirlerine değinmeye çalışacağız. İşte Yesevi'nin Bektaşilik ile, Nakşibendilik ile veyahut da Haydarilik, Kalenderilik gibi tarikatlarla ilişkisine, bağlantısına süremiz el verdiğince değinmeye çalışacağız. Tabii başka bir husus, daha önemli bir husus belki de. Malum Ahmet Yesevi'den itibaren ortaya çıkmış birçok, yani özellikle de Türkleri kurduğu tarikatın ki özellikle Bektaşiliğin, Ahmet Yesevi'nin dini görüşlerinin, tasavvufi görüşlerinin bir devamı olduğu ve bunun da heterodoks tırnak içerisinde bu kavramı ne kadar mefhumu ne kadar kabul etmesek de heterodoks bir din anlayışını gayrimüteşerri, gayrisünni bir din anlayışını devam ettirdiği şeklinde özellikle Mehmet Fuat Köprülü'nün, Ahmet Yaşar Hoca'nın eserlerinde karşılaşıyoruz. Bunlara değinmeye çalışacağız. Kıymetli hocam müsaade ederseniz ilk sualle başlayalım. İlk önce hocam genel bir çerçeve çizmeye çalışalım. Hoca Ahmet Yesevi nasıl bir dünyaya geldi? Nasıl bir ortama doğdu? Ailesi kimdi? Ne işle meşguldüler? Evet, Hoca Ahmet Yesevi Hicri 6. yüzyılda, Miladi 12. yüzyılda Orta Asya'da yaşamış bir insan. Doğum yeri Sayram. Yani Sayram bugün Kazakistan'ın Çimkent şehrinin yakınlarında bir kasaba, bir ilçe. Orada dünyaya geliyor. Babası İbrahim Şeyh, adı üstünde bir şeyhtir veya İbrahim Ata. Yani babası bir tasavvuf ehlidir. Kendisi de o yoldan geliyor. Ailesinde birçok bu tasavvuflar var. Daha geri gidersek Hazreti Ali'ye dayanır nesli. Hazreti Ali'nin Fatıma'dan sonra, Fatıma annemizin vefatından sonra Hazreti Ali Hanefiye lakaplı bir hanımla evlenir. Ve bundan bir çocukları dünyaya gelir. Muhammed bin Hanefiye. Hanefiye isimli bu bayanın oğlu olduğu için. İşte Ahmet Yesevi'nin neslinin bu zattan geldiği kabul edilir. Yani o anlamda Seyit değildir. Çünkü Seyit olması için, peygamber nesli olması için Fatıma evladı olması gerekir. Değildir ama Ali evladıdır. Bunlara hocalar deniyor, bu tür insanlara. Orta Asya'da yani yine Hazreti Ali evladı olduğu için, sahabe nesli olduğu için Orta Asya'da bu tür insanlara hocalar denir veya aksüyök derler. Aksüyök, beyaz kemikli demektir. Beyaz kemikli. Yani asil insan anlamında kullanılıyor. Ve hatta bugüne kadar böyle hocalar nesli, sahabe neslinden gelen başka sahabeler de var tabii bunun içinde. Onlara toplumda ayrı bir hürmet beslenmiştir. Hoca Ahmet Yesevi'nin de ataları Orta Asya zamanında gelmişler. Oralarda hem İslamiyet'i yaymışlar hem tasavvuf ehli olarak o bölgede hizmet etmişler. En son Ahmet Yesevi'nin işte babası dediğim gibi İbrahim Ata, kabri Sayram'da, annesi de Karasaç Ana diye bilinir. Karasaçlı anlamlı, Karasaç Ana diye halk arasında bilinir. Onun da kabri Sayram'da. Yani hem babasının hem annesinin kabri bugün Kazakistan'ın Çimkent şehri yakınlarındaki Sayram ilçesinde. İşte orada doğuyor Ahmet Yesevi. Tabii Orta Asya o dönemlerde oldukça ilmi hareketlerin, tasavvuf hareketlerin güçlü olduğu bir ortam. Birçok Hanefi uleması, birçok Maturidi uleması var. Eserler yazıyorlar. Çok ilmin yüksek olduğu bir bölge. Özellikle Mavera-ün-Nehir dediğimiz yani Taşkent ve onun altı, bugünkü Özbekistan'a tekabül eden bölgeler, Buhara, Semerkant, Fergana Vadisi. O bölgeler çok ulemanın, meşayihın yetiştiği bölgeler. Yani Ahmet Yesevi işte böyle bir ortamda, Karahanlılar devri, böyle bir ortamda dünyaya geliyor. Ve küçük yaşta babası vefat ediyor. Küçük yaşta babası vefat ettiği için ablası Ahmet Yesevi'yi alıyor, Arslan Bab isimli bir şeyhe götürüyor. Yani dini eğitimini tamamlasın diye.
Yaşı bilinmiyor ama yani 7-8-10 yaşlarında olduğunu tahmin edebiliriz. Aslan Bab isimli zata gittiğinde. Sonraki kaynaklarda Aslan Baba demişler ama aslında Bab şeyh demektir. Bunu Hucveri'nin Keşful Mahcup isimli eserinde söyler. Orta Asya'da şeyhlere Bab derler diyor. Sonradan babaya çevirmişler. Bugün hatta Kazakistan'da Arıstan Bab derler. Arıstan Bab. Baba değil yani. Aslanı arıstan yapmışlar Kazakça. Oturar şehrinde kabri. Daha doğrusu Oturar diye bir şey kalmamış bugün artık yani yıkıldığı için. Ahmet Yesevi orada bir süre eğitim alıyor. Peki ablası Sayram'dan kalkıp yani o günkü şartlarda bayağı bir mesafe Oturar şehrine Arslan Baba niye getiriyor? Muhtemelen Arslan Bab Ahmet Yesevi'nin amcası. Yani nesepnameler son yıllarda ortaya çıkan nesepnamelere bakıyoruz. Bazıları amcası, bazıları amcaoğlu gibi gösteriyor. Ama amcası olması kuvvetle muhtemelen. Onun için yani ablası alıp Ahmet Yesevi'yi amcasına getiriyor. Dini eğitimini tamamlasın diye. Fakat sonraki dönemlerde Arslan Bab'la ilgili bir değişik bir menkıbe üretilmiş halk arasında. Arslan Bab güya sahabedenmiş. İşte Peygamber Efendimiz ashabıyla beraber hurma yerken tabaktan bir hurma düşmüş. Peygamberimiz almış demiş ki bu hurmayı işte benim ümmetimden işte ileride Ahmet Yesevi diye birisi gelecek. Ona bu hurmayı kim ulaştırır demiş. Arslan Bab da oradaymış. Ben ulaştırırım demiş. Hurmayı almış. 5 asır sonra veya 4 buçuk asır sonra neyse Orta Asya'da Ahmet Yesevi'ye o hurmayı vermiş gibi halk arasında böyle bir efsanevi hikayeye dönüşmüş. Ama nesepnamelere bakıyoruz. Amcası yani. Evet. Sahabeden falan değil. Zaten 5 asır bir insan yaşaması mümkün değil. Halk arasında böyle şeyler üretilebiliyor. Hocam tam bu noktada aslında halkın şifahi bir kültürün kaynaklara da yansıma durumu var. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Yesevi'den, Ahmet Yesevi'den bahseden kaynakların sıhhati noktasında ne dersiniz? Ki bir tanesini zaten siz yayınlamışsınız, şöyle gösterelim. Daha sonra burada tanıttığınız, o dönemin önemli eserlerini tanıttığınız böyle bir eseriniz var. Bu kaynakların sıhhati nedir? Mesela Hazini'nin eseri, işte Miratül Kulüp yine aynı şekilde. Evet. Şimdi tabii bu Miratül Kulüp oldukça eski bir kaynak. Yazarı Sufi Muhammed Danişment. Sufi Muhammed Danişment Ahmet Yesevi'nin müridi. Onu görmüş. Bazı kaynaklarda Ahmet Yesevi'nin müridi olan Hakim Ata'dan hilafet aldı. İcazet aldı diye geçiyor. Öyle bile olsa neticede Ahmet Yesevi'yi görmüş bir insan. Dolayısıyla Sufi Muhammed Danişment'in bu Çağatay Türkçesiyle kaleme aldığı Mir'atül Kulub isimli eser Ahmet Yesevi'ye en yakın eserlerden birisi. O döneme en yakın eser desek olur. Divan-ı Hikmet tabi Ahmet Yesevi'nin kendi sözleri. Bazı edebiyatçıların şöyle bir şeyi var. Yani Divan-ı Hikmet'e daha sonraları başka Yesevi dervişlerinin şiirleri de karışmış olabilir. Daha sonra derlenirken ilaveler yapmış olabilir diyorlar. Olabilir, bu mümkündür. Ama bu eser Ahmet Yesevi'nin müridi tarafından yazıldığı için çok güvenilir bir kaynak. Burada Ahmet Yesevi'nin sözleri de var. Başka meşayihin sözleri de var. Tasavvufi adab ile ilgili bilgiler var. Demek ki bu tür kaynaklar önemli. Bir de son yıllarda Orta Asya'da bir kısım yeni kaynaklar çıkıyor. Yani özellikle nesepname türü. Bunlara genel anlamda nesepnameler deniyor ama içinde çok değişik bilgiler var. Yani Ahmet Yesevi'nin ataları, kendisi ve kendisinden sonraki çocukları, torunları, müritleri, çevresi, tarikatı hakkında. Yani Yeseviliğin tarihini yansıtan çok önemli belgeler bu nesepnameler. Eskiden bunlar pek bilinmiyordu. Yani Orta Asya'da Yesi şehri, bugünkü adı Türkistan şehri, Kazakistan'ın bir şehri. Yesevi Üniversitesi var şu anda orada. Ahmet Yesevi'nin kabri de orada. Bu eski adıyla Yesi, yeni adıyla Türkistan şehri ve onun civarındaki bir kısım köylerde, kasabalarda Yesevi, eski Yesevi dervişlerinin torunları veya torunlarının torunları yaşıyor. Onların arşivlerinden, sandıklarından böyle daha önce bilinmeyen bazı kitaplar çıkıyor.
bazı belgeler çıkıyor. Nesepnameler çıkıyor. Rulo halinde böyle açtığın zaman uzun belgeler çıkıyor. Bunlar Yesevilik tarihinin, Yeseviliğin, Ahmet Yesevi'nin ve Yeseviliğin tarihinin, kültürünün daha iyi anlaşılması için bize çok yeni önemli bilgiler veriyorlar. Onun için bu nesepnameler çok önemsemek lazım. Bunlar yayınlanmaya başlandı. Bir kısmı yayınlandı Orta Asya'da. Türkiye'de yayınlanan da var az da olsa. Yani bu tür şeyler var. Onun haricinde mesela yine erken dönem bir kaynağı Hadikatül Arifin diye bir eser. Hoca İshak bin İsmail Ata. İsmail Ata erken dönem bir Yesevi Şeyhi. Onun oğlu Hoca İshak. 1300, miladi 1300'lü yıllarda yaşamış bir insan. Hoca İshak. Yani 14. yüzyıl. Ahmet Yesevi'den 2 asır sonra. İki asır da çok sayılmaz. Yani 150-200 yıl sonra diyelim. Çok sayılmaz. Dolayısıyla bu tür böyle Hadikatül Arifin de Çağatay Türkçesi ile yazılmış bir eser. Yazma nüshaları var Orta Asya kütüphanelerinde. Bu eserde yine hem Ahmet Yesevi ile ilgili hem Yesevi'nin tarihi ve kültürü ile ilgili çok önemli bilgiler var. Bu Türkistan Dervişlerin Yadigar isimli kitapta onun biraz tanıtmıştık muhtevasıyla hakkında, içeriği hakkında bir şeyler yazmıştım. Bir sempozyumda tebliğ olarak da sunmuştum. Yani bu tür böyle Ahmet Yesevi'ye yakın dönemlerde yazılmış kaynaklarda Ahmet Yesevi ile ilgili önemli bilgiler var. Ama sonraki asırlara gittikçe tabii değişik rivayetler, ilaveler, çıkarmalar, yanlış bilgiler o her zaman oluyor. Evet. Onun için hani tarihçilikte bir şey vardır. First hand source, birinci el kaynak. Yani Ahmet Yesevi ile ilgili birinci el kaynak Ahmet Yesevi'nin kendi eserleri artı Mir'atül Kulub veya işte Hadikatül Arif'in ve Nesetnameler. Diğerleri yani sonraki asırlarda yazılanlar second hand source, ikinci el kaynak değeri vardır. Tabii ikinci el kaynaklarda yanlış bilgiler de olabiliyor. Mesela hocam Fuat Köprülü'nün en çok kullandığı eser El Hazini'nin eseriydi zannedersin. Evet, Hazini'nin. Şimdi bir defa Fuat Köprülü'nün eseri, yani Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar isimli kitabın birinci bölümü, ilk yarısı Ahmet Yesevi hakkında, ikinci bölümü Yunus Emre hakkında ve ilk baskısı 1919. Yani Harf İnkılabı'ndan önce Osmanlı harfleriyle basılmış. Çok mühim bir eser. Fakat artık bir asır geçti. Bir asırı hatta geçmeye başladı ilk baskısı üzerinden. Yazıldığı dönem itibariyle İlk Mutasavvıflar kitabı çok önemli bir kaynak. Ve uzun yıllarda değerini korudu. Hala değerini koruyor. Fakat ilk mutasavvıflarda Yesevi bölümünde Köprülü'nün en temel kaynağı Ahmet bin Mahmud Hazini'nin Cevahirül Ebrar isimli eseri. Cevahirül Ebrar tabii mühim bir kaynak ama 16. yüzyılda yazılmış. Tacikistan bölgesinden geliyor bir Yesevi ve Nakşi mensubudur, şeyhidir, Hazini. İstanbul'a geliyor, Anadolu'ya. Buralarda çok eser yazıyor aslında. Yani Köprülü bunlardan sadece bir tanesini bulabilmiş. Temel kaynak olarak Cevahirül Ebrar'ı kullanmış. Daha sonraki yıllarda, son 20 yıl içerisinde araştırmalarımızda baktık Hazini'nin başka eserleri de var. Yeseviliğe dair. Menbaul Ebhar Süleymaniye Kütüphanesi'ndeydi. Yayınlandı. Paris Bibliothèque Nationale'de 2 veya 3 eseri çıktı Farsça. Berlin'de, Almanya'da bir tane eseri çıktı Farsça. Konya'da divanı çıktı, Farsça divanı. Dolayısıyla bu Hazini'nin daha önce bilinmeyen, Köprülü'nün de bilmediği bazı eserleri son yıllarda bulundu. Son 15-20 yıl hatta diyebiliriz bunlara. Bir kısmı yayınlandı, bir kısmı yayınlanmayı bekliyor yazma halinde. Dolayısıyla Köprülü'nün kitabı çok güzel ama kaynaklar o gün itibariyle iyi fakat bugün itibariyle eksik. Bütün kaynaklara ulaşamamış. Ayrıca 1919 biliyorsun Kurtuluş Savaşı'nın başladığı dönem. Yani Köprülü o dönemde o sıkıntılı atmosferde Orta Asya kütüphanelerini kullanamadı. Ardından Orta Asya'da Sovyetler Birliği hakim olduğu için demir perde, işte komünist iktidar, oralara Türkiye'den gidip gelmek mümkün değildi. Onlar gelemiyordu. Özbek, Kazak, Kırgız, biz gidemiyorduk. Bu ne zamana kadar devam etti?
1991 yılındaki Sovyetler Birliği'nin dağılacakları hep böyleydi. Dolayısıyla elimizdeki kaynaklar sınırlıydı. Köprülü'nün Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar kitabı ve işte onun, hatta onun kullandığı Cevahül Ebrar bile kayıp zannediliyordu. Kayıp zannediliyordu. Daha sonra işte İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde olduğu ortaya çıktı falan. Yani 91 yılına kadar çalışmalar, kaynaklar oldukça sınırlıydı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye'den Orta Asya kütüphanelere giden gelen insanlar başladı. Oradan buraya gelmeler başladı. Tanışıklık başladı derken oradaki Orta Asya kütüphanelerinde, özellikle Taşkent kütüphanelerinde, Taşkent kütüphanelerinde ve Almatı'da vesaire yeni yeni eserler ortaya çıkmaya başladı. Veya işte bu Türkistan Yesi şehri civarındaki ailelerin sandıklarından bir kısım belgeler çıkmaya başladı. Bunlar yayınlanmaya başladı. Daha önce yayınlanamıyordu. Zaten Sovyetler Birliği döneminde bir kişi Ahmet Yesevi üzerine veya Divan-ı Hikmet üzerine çalışıyorsa bu Turancı'dır, Pantürkist'tir deyip KGB, istihbarat adın peşine takılıyordu. Sen niye Ahmet Yesevi çalışıyorsun diye. Hocam çok özür diliyorum. Bu geçtiğimiz Mart veya Nisan ayında haberlere de yansıdı bu. Yesevi'nin yeğeni olduğu iddia ediliyor. Yusuf Atan'ın bir yazması bulunmuş. Normalde diyor, çok gelenektir, biz saklıyorduk bunu. İşte Sovyetler evet. Birliği döneminde ortaya çıkartamadık diyor. Bu eser hakkında ne söyleyebiliriz hocam? Evet, bu bir nesepnameymiş. Yani Yusuf Atan'ın kendi yazdığı değil de daha onun nesil, onun nesline gelen bir kısım insanların kaleme aldığı bir nesepname olduğu söyleniyor. Yusuf Ata Ahmet Yesevi'nin yeğeniymiş ve müridiymiş. Onunla ilgili böyle rulo şeklinde 3,5 metre civarında rulo şeklinde uzunca bir belge. Onun nesilleri, belki hayatı, Ahmet Yesevi ile ilişkileri, sonraki nesiller falan, müritleri hakkında bilgiler olduğunu tahmin ediyoruz ama daha bu belge yayınlanmadı. Şu anda Kazakistan'daki Türkistan şehrinde, yani eski adı Yesi, bugün adı Türkistan, orada bir Yesevi müzesi var. O müzeye bu belge alınacak. Oradan tıpkı basımı inşallah yapılır bu belgenin. Çünkü Osmanlı harfleriyle, yani Arap harfleri, öyle söyleyeyim, Arap harfleriyle Çağatay Türkçesi metin olduğunu tahmin ediyoruz. Sonra Kazakça ve Türkçe'ye çevrilecek. Ondan sonra içindeki bilgileri öğreneceğiz. Ama sadece şu anda bir gazete haberi çıktı, küçük bir haber. Evet. Yusuf Atan'ın hayatı veya işte onun nesliyle ilgili bilgi verirken Ahmet Yesevi'den de bahsediyormuş bu belgeler. Ve işte Ahmet Yesevi bir ziyafete gittiğinde 12 çeşit üzüm kendine ikram edilmiş gibi böyle değişik bilgiler de varmış. İnşallah tıpkı basımı yapılırsa biz de oradan bu belgeyi görüp okuruz. İnşallah hocam. Sizden de tercümesini bekleriz. İnşallah. İnşallah. Peki hocam, Ahmet Yesevi'nin tahsil durumu nedir, mezhebi nedir? O dönemde şeyhleri kimlerdir? O dönem Orta Asya'da genel şey Hanefilik ve Maturidilik. Keza ilk dönem Yesevi kaynaklarına, az önce mesela bahsettiğimiz Hadikatül Arifin, Ahmet Yesevi'den 150 yıl kadar veya en çok 200 yıl sonra yazılmış bir Yesevi dervişinin, Yesevi şeyhinin eseri. Orada İmam Maturidi'den nakiller var. Yine ilk dönem şeylerinde işte Ebu Hanife'ye çok atıflar var. Ebu Hanife ile ilgili fıkıhta. Mesela şöyle bir şey vardır. Ahmet Yesevi'nin müritlerinden birisi Hakim Ata. Hakim Ata, diğer adı Süleyman Bakırgani. Onun Türkçe bir eseri var. Manzum. Yarım Elma Hikayesi veya Yarım Elma Risalesi diye anlıyorum. Bu nedir? Yarım Elma Risalesi, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin babası Sabit'in hikayesidir. Meşhur bir hikaye. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin babası Sabit, İmam-ı Azam ismi Numan, Numan bin Sabit deniyor. Bu Sabit, yani babası, bir dere kenarında giderken dere üzerine akıp gelen bir elma görüyor. Alıp yarısını yiyor. İşte yarım elma hikayesi buradan geliyor. Sonra acaba kul hakkı oldu mu? Bu elma benim değil. Şunun sahibini bulayım diyor. Dere akıntısının tersine doğru, yukarı doğru kenardan yürüyor, yürüyor. İleride bakıyor bir bahçe. Bahçenin kenarında bir elma ağacı. Dalları sarkmış derenin üzerine. Herhalde bu ağaçtan düşmüştür diyor. Meşhur hikaye de. Yani izleyenlere, dinleyenlere faydası olur diye tekrarlıyoruz.
ve bahçenin sahibini buluyor. Diyor ki ben işte aşağıda giderken dere suyuyla gelen bir elma buldum, yarısını yedim. Sizin ağaçtan düşmüş olabilir. Hakkınızı helal edin diyor. Adam da yok diyor, helal etmem. Sabit, ne isterseniz yaparım diyor. Diyor ki bahçe sahibi, benim bir kızım var. Kör, sağır, topal, dilsiz. Onunla evlenirsen hakkımı helal ederim. Bunun üzerine düşünüyor Sabit, kör, sağır, topal, dilsiz böyle bir insanla bir ömür geçer mi? Ama kul hakkı da öteki dünyada en zor imtihan. Tamam diyor, razı oldum diyor. Neyse işte nikah, resmi şeyler onlar yapılıyor. Efendim, tabii eskiden nikahta bile gelinin yüzünü belki görmüyordu insanlar. Efendim, böyle örtü var falan. Eve giriyor, bakıyor ki sapsağlam bir kız. Kör değil, sağır değil, topal değil, dilsiz değil. Herhalde ben yanlış bir eve girdim diyor. Çıkıyor, babasını buluyor. Yok diyor, o benim kızımdır. Yani sağır dedim, dedikodu dinlemez. Dilsiz dedim, gıybet, yalan söylemez. İşte topal dedim, günah olan yerlere yürüyüp gitmez falan. Ve bu evlilikten, Sabit ile bu kızın evliliğinden bir çocuk dünyaya geliyor. İsmini Numan koyuyorlar. Numan bin Sabit. Sabit'in oğlu Numan. Ve bu Numan büyüdüğü zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife oluyor. Bu hikayeyi anlatan kim? İmam-ı Azam ile ilgili bu hikayeyi anlatan. Tabii başka kaynaklar da var ama Ahmet Yesevi'nin müridi, halifesi Hakim Ata. Yani diğer adıyla Süleyman Bakırgani. Bunu anlatıyor. Yani ve buna benzer diğer ilk dönem Yesevi kaynaklarında hep İmam-ı Azam'a atıf var. Anlıyoruz ki Orta Asya zaten Hanefi. Bunlar da Hanefi. Ayrıca İmam Maturidi'ye işte atıflar görüyoruz. Bir kısım Yesevi kaynaklarında. Hadikatül Arif'in gibi. Demek ki Orta Asya zaten Maturidi. Bu Yesevilerde Hanefi ve Maturidi idiler. Öyle anlaşılıyor. Mezhebi bu. Eyvallah. Hocam nasıl bir tahsil görmüş? Kimlerden, hangi hocalardan görmüş? Ve tasavvufi tahsili nasıl olmuş? Hangi şeyhlerden, şeylere intisap etmiş? Şimdi önce Arslan Bab'dan tabii tasavvufi eğitim, dini eğitim alıyor. Çocuk olduğu için belki tasavvuftan ziyade dini eğitim olabilir. Yani ilmihal bilgileri almış olabilir falan. Sohbet dinlemiştir tasavvufi ahlaki anlamda. Fakat Arslan Bab da erken o yaşta vefat ediyor. Erken derken yani Ahmet Yesevi daha yaşı kesin bilmiyoruz ama 10 yaşında geldiyse atıyorum 15 yaşındayken vefat ediyor. Tahmini olarak söylüyorum. Daha henüz Ahmet Yesevi dini ve tasavvufi eğitimini tamamlamamış. Ondan sonra başka bir kısım şahıslardan istifade ettiği anlaşılıyor. Bunlardan genellikle işte Yusuf Hemedani ismi geçiyor. Yusuf Hemedani Buhara civarına gelirmiş. Asıl kabri Merv'de. Merv biliyorsun bugün Türkmenistan'ın bir şehri. Evet. Tekkesi oradaymış. Yusuf Hemedani'nin Rutbetül Hayat diye Farsça bir eseri vardır. Hayat Nedir adıyla. Siz yayınlamıştınız hocam. Tercüme etmiştik yıllar önce. Başka eserleri de var Yusuf Hemedani'nin. Vefatı Hicri 540-541 sanırım. 541 veya 535. İşte o dönemde Herat'a gidiyor, Orta Asya'ya gidiyor Yusuf Hemedani, Buhara'ya, Semerkant'a. Orada sohbetler yapıyor. İşte rivayete göre Buhara'ya gelip oralarda kaldığı dönemde Ahmet Yesevi de bu Yusuf Hemedani'den eğitim almış. Yusuf Hemedani kimdir? Bağdat Nizamiye Medresesi'nde eğitim almış bir alimdir, bir sufidir. Evet. Yani Ahmet Yesevi böyle bir savaştan besleniyor. Bakın. Sultan Sencer'in de çok iyi bir muhabbeti var. Sultan Sencer Yusuf Hemedani'nin tekkesine 50 bin dinar para gönderiyor. Niye gönderiyor? Bakın bugünlerde Melikşah dizisi var değil mi? Evet. Orada Batıniler var. Hasan Sabbah. Yani o Hasan Batıniler Selçuklu Devleti'nin başına epeyce bela olmuşlar. Sultan Sencer de bu Batınileri savaşla, kılıçla bitiremeyiz. Bunları fikirle bitirmemiz lazım. Evet. Yani Sünni ulemayı Kur'an sünnet çizgisine bağlı ve Sünni istikamet ehli meşayihı, tekkeleri desteklersek bu fikri anlamda bunlar gelişir ve batıni haşhaşiler ortadan kaybolur düşüncesiyle Sultan Sencer bakıyor Yusuf Hemedani gayet istikamet ehli, Kur'an'a sünnete bağlı bir insan.
onun tekkesine, Merv'deki tekkesine 50 bin dinar hediye para gönderdi, destekledi diye. Bu sponsorluğu çok önemlidir yani. Evet, devletin desteği. Efendim Yusuf Hemedani'ye, çünkü Yusuf Hemedani'nin şey çizgisi belli. Nizami Medresesi'nde yetişmiş bir insan. İşte Ahmet Yesevi de oradan besleniyor. Başka bazı rivayetler de var. Yani bu Ebu Said bin Ebu'l-Hayr diye bir zat var. Erken dönem sufilerinden. Kabri Türkmenistan'da onun da. Ebu Said bin Ebu'l-Hayr'ın bir müridi, Necmettin Tusi isminde bir müridi, oradan da istifade ettiği gibi rivayetler var ama tarihi olarak ne kadar uygundur, değildir bilemiyoruz. Ama kendi babasından istifade edemiyor. Çünkü Ahmet Yesevi ufakken babası vefat etmiş. Arslan Bab'dan istifade ediyor. Yusuf Hemedani'den istifade ediyor. Bu Necmettin Tusi'den de istifade etmiş olabilir. Bu da mümkündür. Başa kimden istifade etmiştir? Yesi'de babasının, babası şey ya İbrahim Ata. Hı hı. Ahmet Yesevi'nin babası İbrahim Ata'nın bir halifesi var. Yani tasavvuf yolunda yetki verdiği, icazet verdiği kişi halife deniyor biliyorsunuz. Hı hı. Yesi'de Musa Hoca diye bir babasının halifesi var. Muhtemelen Arslan Bab Oturar'da, Oturar'la Yesi arası 50 kilometre. 45-50 kilometre. Yakın yani. Hı hı. Arslan Bab vefat edince Oturar'da 50 kilometre, yani arabayla bugün yarım saatte gidiyoruz. Evet. Hani o zaman araba yoktu, at vardı, deve vardı. İşte en fazla bir gün. En fazla bir günde gidilir. Yani orada muhtemelen babasının halifesi olan, dostu olan, talebesi olan bu Musa Hoca'nın yanına gitmiş, orada tasavvufi eğitim almış olması kuvvetle muhtemeldir. Kaynaklarda böyle bir şey yazmıyor. Ama ne yazıyor kaynaklarda? Yesi'deki Musa Hoca'nın kızıyla evlendi diyor. Hı. Kayınpederi. Evet. Yani şey, oradaki Yesi'deki Musa Hoca Ahmet Yesevi'ye kızını veriyor. Hı hı. Zaten orada şeyhtir Musa Hoca. Dolayısıyla Ahmet Yesevi bu Musa Hoca'dan da tasavvufi ve dini anlamda istifade etmiş olması kuvvetle muhtemel. Eyvallah. Ha, medrese ilimlerine gelince Ahmet Yesevi'nin gerek Divan Hikmeti'ndeki şiirlerinde, gerekse bu Mir'atül Kulub'da Ahmet Yesevi'ye nispet edilen bir kısım sözlere bakarsak, Ahmet Yesevi'nin böyle çok yoğun bir medrese hayatı olduğunu görmüyoruz. Nerede anlıyoruz? Mesela hadis olmayan bazı rivayetlere hadis diyor. Yani çok sıkı bir medrese eğitimi almış olsa bunu demez. Tasavvufi bir çevrede sohbetle büyümüş. Bazı dini bilgiler almış. Tamam, babadan var. Babasının halifesi Musa Hoca'dan var. Amcası Aslan Bab'dan almış. Yusuf Hemedani'den tasavvufi eğitim almış. Çok kişilerden tasavvufi, ahlaki, manevi anlamda istifade ettiği belli. Fakat böyle hani çok yoğun bir mesela hadis veya fıkıh veya tefsir aldığını söylemek zor. Eğer öyle bir şey olsa dediğim gibi bu hadis olmayan kelami kibar diyebileceğimiz, büyüklerin sözleri diyebileceğimiz sözlere hadis dediğine bakarsak veya böyle bir kısım zayıf rivayetleri kullanmasına bakarsak medrese eğitiminin orta düzeyde ama tasavvuf eğitiminin tabii ki tam manasıyla sohbetlerle aldığı anlaşılıyor. Eyvallah. Hocam peki hep anlatılır yani tasavvuf tarihi içinde bu caridir. Şeyh hayattayken değil de şeyhin vefatından sonra onun müritleri, halifeleri teşkilatlandırır tarikatı diye. Yesevilik tarikatı hocam ne zaman teşkilatlanmaya başlamış? Şimdi Ahmet Yesevi'nin tabii müritleri var, tekkesi var. Bu Musa Hoca, Yesi'deki Musa Hoca vefat edince, kayınpederi, Ahmet Yesevi'nin kayınpederi Musa Hoca vefat edince Ahmet Yesevi o kayınpederinin tekkesinde irşada başlıyor. Zaten kayınpederinin müritleri var, dergahı var. Ahmet Yesevi de tasavvufi eğitimini tamamlamış. Orada o müritlerin başına geçiyor. Ama Ahmet Yesevi'nin eserleri, şiirleri, karizmasından dolayı ondan sonra onun ismiyle anılmaya başlanıyor. Yani teşkilatlanmış bir tarikatın içerisinde faaliyet tabii, gösteriyor diyebiliriz. Tabii zaten teşkilatlanmış. Sadece adı değişiyor. Hı hı. Yani işte kayınpederi Musa Hoca'dan dolayı işte tarikat Musa Musaviye denmiyor ama Yesevilik deniyor. Musevilik demiyor, Yesevilik deniyor. Yani tarikat anlamında söylüyorum. Hı hı. Çünkü Yesevi
sohbetleriyle, şiirleriyle, eserleriyle, eserler diyorum çünkü Divan Hikmet haricinde başka eserleri de vardır. Yine siz neşretmiştiniz hocam. Mesela Divan Hikmet Türkçedir, şiir şeklinde. Bir de Fakrname diye düz yazı, nesir Türkçe ve düz yazı bir eseri var. Onu Kemal Eraslan Hoca yayınlamıştı yıllar önce. Yeni baskısını yine Yesevi Üniversitesi Mütevellisi Ankara'da yaptı. Fakrname ve Divan Hikmet Türkçe. Bunun haricinde iki tane de Farsça eseri var Ahmet Yesevi'nin. Birisi ufak risaleler bunlar. Birisi Makamat-ı Erbain, 40 makam tasavvuftaki dervişin aşması gereken 40 ahlaki makamla ilgili Makamat-ı Erbain diye. Bunun bu Farsçadır. Ufak bir risale. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir yazma nüshasını bulduk. Tercüme etmiştik onu yıllar, birkaç sene evvel. Bir de Taşkent'te, Özbekistan Taşkent'te Risale der Adab-ı Tarikat. Tarikat adabı hakkında Farsça bir risale. Onu da Türkçe'ye tercüme ettim. O da birkaç sene önce yayınlanmıştı makale şeklinde. Daha sonra kitapların arasına koyduk. Yani iki tane Farsça, iki tane Türkçe eseri olmuş oluyor. Başka dahi çıkabilir. Evet. Yani başka eser de çıkabilir. Özbekistan'da Fergana Vadisi'nde bir müzede bir yazma eserden bahsediliyor. Ahmet Yesevi'ye ait olabilir gibi. Veya bir mürit onun adına kaleme almış da olabilir ama orada yine bir eser daha var. O henüz yazma halinde. Türkçe o eserde. Yani böyle araştırıldıkça evet. Ahmet Yesevi'nin daha önce bilinmeyen bazı eserleri ortaya çıkmaya başladı. Bunlar gerek Ahmet Yesevi'nin kendi eserleri veya ona nispet edilen eserler yahut da Ahmet Yesevi'nin müritlerinin, sonraki Yesevi dervişlerinin henüz bilinmeyen, yazma halinde olan eserleri yayınlandıkça hem Ahmet Yesevi'yi hem de Yesevi'nin kültürünü, tarihini daha iyi tanımış olacağız inşallah. Eyvallah. Hocam bu arada izleyenlerin hani kafasında soru işareti canlanabilir. Biz bu eserleri nereden bulacağız diye. Bu eserde tanıtımlar var. Ayrıca İSAM Kütüphanesi'nin makaleler veri tabanı var. Oradan Necdet Tosun yazdığınız zaman zaten birçok makalesi orada bulunuyor hocamızın. Oradan ulaşabilirsiniz, istifade edebilirsiniz. Şimdi hocam tabii eserler çoğaldıkça dediğiniz gibi daha da tanımaya başlayacağız biz Ahmet Yesevi'yi ve takipçilerini, tarikatını, yolunu. Şu an elimizdeki vesikalarla, kaynaklarla Ahmet Yesevi'nin ve takipçilerinin görüşleri hakkında neler söyleyebiliriz? Ahmet Yesevi bir defa Kur'an'a, sünnete bağlı bir insan. Mesela bu Mir'atül Kulüp dediğimiz gibi Ahmet Yesevi'nin müridi, talebesi Sufi Muhammed Danişmend'in kaleme aldığı bir eser. Burada Ahmet Yesevi'den bir söz naklediyor. Talebesi Ahmet Yesevi'den bir söz naklediyor. Diyor ki Ahmet Yesevi şöyle demiş: bizden sonra ahir zamanda, yani sonraki dönemler, asırlarda öyle sahte şeyhler ortaya çıkacak ki bu sahte şeyhler ehli sünnet ve cemaati sevmeyecekler. Ehli bid'atı sevecekler. Müritlerinden para dilenecekler. Müritlerini kemale erdiremeyecekler. Çünkü kendi kamil değil. Müritlerini kemale eriştiremeyecekler. Sayıyor en sonunda böyle insanlardan uzak durmak lazım. Bunlar cehennem ehlidir diyor. Şimdi bakın. Ehli sünnet ve cemaati sevmeyecek olan bu batıl şeyhlerden, yanlış olduğu şeyhlerden uzak durun diyor. Böyle dediğine göre demek ki Ahmet Yesevi ehl-i sünnet yolunda. Öyle değil mi? Evet. Yani ehl-i sünneti sevmeyenlerden uzak durun diyor. Şimdi eserleri bakıyoruz. Namazdan bahsediyor. Oruçtan bahsediyor. Efendim cemaatke barmayın terki namaz kılganlar şeytan birle bir yerde der ki esfelde kördüm. Yani camiye cemaate gitmeyip namazı terk edenleri şeytan ile aynı yerde cehennem çukurunda gördüm diyor bir şiirinde. Hı hı. Şimdi yine Mir'atül Kulüp'te veya erken dönemde yazılmış, ilk dönemde yazılmış Yesevi dervişlerinin eserine bakıyoruz. Hepsinde Kur'an'a, sünnete bağlılık, ehli sünnete bağlılık, İmam Maturidi'ye bağlı atıf, İmam-ı Azam Ebu Hanifi'ye referanslar, efendim, sahte şeyhlerden uzak durmak gibi rivayetler hep
gördüğümüz şeyler bunlar. Demek ki Ahmet Yesevi'nin çizgisi belli. Fıkıhta Hanefi, itikatta Maturidi, zaten tasavvuf yolunda kendisi şey efendim Yesevi'nin kurucusu. Bir insan namaz kılmayan cehenneme gider diyen bir insan. Dolayısıyla Ahmet Yesevi'yi öyle işte hani şimdi modalar çıktı böyle heterodoks işte falan öyle öyle bir şey görmek mümkün değil. Eyvallah. Ne Divan Hikmeti'nde ne diğer eserlerinde ne de müritlerin yazdığı eserlerde böyle bir şey görmek mümkün değil. Peki hocam birazcık talebelerinden, halifelerinden, müritlerinden bahsedecek olursak isim olarak böyle kısaca kimleri söyleyebiliriz? Kimler var hocam? Evet, Ahmet Yesevi'nin tabii çok müridi var ama bunlardan Hakimata en meşhuru. Zaten çoğunlukla oradan yürümüş yol. Bir de Sufi Muhammed Danışmen ikinci müridi. Oradan da tasavvuf yolu Yesevilik yürümüş. Bir de Mansurata. Mansurata Arslan Bab'ın oğlu. Ahmet Yesevi'nin hocası, parantez içinde amcası aynı zamanda olan Arslan Bab veya Arslan Baba'nın oğlu Mansur Ata vardır. Ama Mansur Ata'dan yürüyen bir tarikat var mı bilmiyoruz. Daha ziyade Hakim Ata'dan yürümüştür. Biraz da Sufi Muhammed Danışment'ten Yesevilik yürümüştür. Onun haricindeki müritlerinden tarikat yürümediği için, devam etmediği için onlar bilinmiyor. Tabii Ahmet Yesevi'nin döneminde onun bir kısım menkıbeler de var. Mesela bir çay menkıbesi var. Ahmet Yesevi işte bir köyde bir eve misafir oluyor. Veya belki bir çadıra. Çünkü göçebelik var ya o zamanlar. O ailenin hanımı doğum yapmak üzereymiş. Beyi hocam demiş bir dua edin de doğum kolay geçsin. O zaman eskiden tabii doktor moktor da yok öyle. Çadırda evde doğum oluyor. Ahmet Yesevi Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. İnşallah kolay bir doğum olsun diye. Ve gerçekten rahat bir doğum oluyor. Ve bu aile Ahmet Yesevi'ye çay ikram ediyorlar. Ahmet Yesevi çayı içiyor. Çok beğeniyor. Çok hoşuna gidiyor. Bizim dervişlerimiz de bizim işte dergahlarında bol bol çay içsinler diye tavsiye etmiş. Evet. Ya böyle bir rivayet vardır. Tabii Orta Asya'da bizim gibi siyah çay değil yeşil çay içerler ve stekan dedikleri böyle bir kasede içerler. Bardak yerine kasede içerler yeşil çayı. Yani böyle bir çay hikayesi vardır Ahmet Yesevi'nin. Bir baston hikayesi vardır yine. Rivayete göre Ahmet Yesevi bir gün sohbet yapacak dergahta. Bakıyor böyle bir feyizli bir sohbet olmuyor. Bir sıkıntı hali var, bir kabız hali var. İçinizde yabancı birisi mi var diyor. Bakıyorlar efendim yok, hepimiz dervişandan, yabancı değil diyorlar. İyi araştırın diyor. Bakıyorlar gündüz gafil bir adam gelmiş. Bastonunu unutmuş tekkede. Atın şunu diyor. Atıyorlar bastonu. Ondan sonra feyizli bir sohbet yapılıyor. Yani gafil insanın kendisi değil, ayakkabısı, bastonu, ceketi bile böyle negatif demek ki bir elektrik salgılıyor ki. Öyle hikayeler vardır Ahmet Yesevi ile ilgili. Ha, müritlere deyince işte bu en çok en bilinen müridi Hakimata. Asıl ismi Süleyman. Rivayete göre Ahmet Yesevi dergahının evinde önünde otururken bir gün bakıyor böyle bir grup çocuk camiye veya medreseye Kur'an öğrenmeye gidiyorlar. Çocuklar mushaf torbasını böyle bezden şey yapıyor, örülür falan. İçine Kur'an-ı Kerim konur. İpi vardır. Boynuna asmışlar torbanın ipini. Camiye gidiyorlar. Elifba veya Kur'an öğrenmeye. Tabii boynuna asınca Kur'an biraz aşağıya sarkıyor. Bizim Türk kültüründe Kur'an'ı belden aşağıda taşımak makbul değildir. Evet hocam. Yukarıda taşımak gerekir. Onun için böyle yukarı asarız, yukarı koyarız falan. Arap kültüründe öyle bir şey yok. Arap Mekke'de, Medine'de çok görmüşüzdür. Açıyor Kur'an-ı Kerim'i, okuyor, okuyor, kapatıyor. Yastık yapıyor başın altına, yatıp uyuyor. Yani onun örfünde, onun kültüründe normal. Bir saygısı da değil ona göre. Bizim Türklerde öyle değil. Yani biz okuması bilen de bilmeyen de olsa yukarı koyarız. Neyse çocuklar mushaf torbasını boynuna astığı için böyle belden aşağı sarkıyormuş Kur'anlar. Fakat bu çocukların bir tanesi Kur'an'ı, mushafı başının üzerine koymuş. Böyle başının üzerine taşıyor. Camiye veya medreseye gidiyor. Ha, Kur'an'a saygısı daha fazla, idraki daha yüksek bu çocuğun. Dikkatini çekmiş Ahmet Yesevi'nin. Bir süre sonra bakmış çocuklar dersten çıkmışlar, ders bitmiş. Eve geliyor, camiden
veya medreseden çıkınca aynı çocuk bir süre geri geri adımlarla geliyor. Böyle 10-15 adım geri geri çıkıyormuş. Çünkü orada hocası var ya, evet. Hocasına sırtını dönmemek için. Ha, hem Kur'an'a saygısı çok, hem hocasına saygısı çok. Bu çocuk diğerlerine göre daha akıllı veya idraki daha fazla diye Ahmet Yesevi'nin dikkatini çekiyor. Çocuğu çağırıyor. Oğlum senin adın ne diyor? Süleyman diyor. Süleyman Bakırgani olacak sonradan işte. Hakimat olacak. Oğlum diyor, istersen hocandan, annenden, babandan izin al. Senin dini eğitimini biz verelim diyor Ahmet Yesevi. Çocuk, bu Süleyman, annesinden, babasından ve hocasından izin alıyor. Geliyor Ahmet Yesevi'nin dergahında dini eğitimi almaya devam ediyor. Dini eğitim, sonra tasavvufi eğitim, ahlak eğitim. Ve bir gün Ahmet Yesevi bu Süleyman'ı birkaç çocukla beraber böyle bir kıra gönderiyor. Ormana kıra gönderiyor. Odun toplayın. Dergahta işte yemek pişireceğiz. Ocak yakacağız diye. Bu çocuklar gelirken yağmur yağmaya başlıyor. Ahmet bu hakim, daha sonra da hakimet olacak. Bu Süleyman üzerindeki cübbeyi çıkarıyor. Odunlara sarıyor. Yani odunlar ıslanmasın diye yağmur yağıyor ya. Diğer çocukların getirdiği odunlar ıslak olduğu için yanmıyor. Bu Süleyman'ın getirdiği odunlar kuru olduğu için yanıyor ve yemekler pişiriliyor, ikram edilebiliyor. İşte Ahmet Yesevi bu Süleyman'a maşallah diyor. Oğlum sen hikmetli bir iş yapmışsın, ince düşünmüşsün. Hikmetli iş yapanlara hakim derler. Senin adın bundan sonra Hakim Süleyman olsun diyor. Ve bir süre daha eğitimi devam ediyor Hakim Süleyman. Ahmet Yesevi onu bir deveye bindiriyor. Oğlum diyor, artık sen kemale erdin. Bu deve nerede durursa orada dergahını kur. Sen de İslamiyet'i, ahlakı, tasavvufu insanlara öğret diyor. Bu Hakim Süleyman deveyle gidiyor. İşte güya farklı rivayetler ama bugünkü Karakal Pakistan özel cumhuriyeti vardır Özbekistan'ın. Orada Konrad şehrine, eski adıyla Harezm diyorlar o bölgeye. Orada deve çöküyor. Deve çökünce Hakim Süleyman veya Hakim Ata işte orada dergahını kuruyor. O da orada halkı irşada başlıyor. Hakim Ata'dan sonra Zengi Ata, Taşkent'te, bugün Özbekistan'ın başkenti olan Taşkent'te, oranın yakınlarında bir köyde çobanlık yapıyormuş Zengi Ata. Bu Hakim Ata'nın müridi ve halifesi. Bu Zengi Ata'nın da birçok müridi var. Bunlardan özellikle Sadr Ata ve Seyit Ata isimli iki tane dervişini bu Zengi Ata Taşkent'ten Sarayçık bölgesine gönderiyor. Sarayçık, Altınorda devletin o zamanlar başkenti, Özbek Han hükümdar ve Hazar Denizi'nin kuzeyinde, bugünkü adıyla Astrakhan tarafları oluyor. İşte Taşkent'ten oraya belki birkaç bin kilometre, çok uzun bir mesafe. İki tane Yesevi dervişi Zengi Ata'nın emriyle gidiyorlar. Özbek Han'ı İslam'a davet ediyorlar. Özbek Han Müslümanlığı kabul ediyor ve bir günde 70 bin kişi Müslüman oldu diye rivayetler var. Yani işte Ahmet Yesevi'den sonra gelen Yesevi şeyhlerinin, Yesevi dervişlerinin Orta Asya'da halkı İslamlaştırdığına, Müslüman olmana vesile olduğuna dair rivayetlerden birisi budur. Eyvallah. Peki hocam, Yesevilik ile Nakşibendilik arasında hep ilişki kurulur biliyorsunuz. Sizin de zaten çalışmanız bu anlamda, doktora teziniz hocam Nakşibendilik üzerine. Bu noktaları neler söyleyebiliriz? Nasıl bir ilişki vardır? Ne zaman başlamıştır bu ilişki? Tesir etmiş midir mesela temel görüşler Nakşibendiliğe, eğer bir tesir varsa? Evet, şimdi Yesevilik'te tabii yüksek sesli zikir vardır, cehri zikir. Buna zikri erre diyorlar. Yesevi dervişleri prensip olarak yüksek sesli zikiri kabul etmişler. Nakşibendilikte ise sessiz zikir vardır, hafî zikir. Ayrıca Yesevilikte halvet dediğimiz 40 günlük inzivaya çekilme uygulaması var. Nefis terbiyesi için az yemek, inzivaya çekilmek, ibadete yoğunlaşmak 40 günlük Yesevilerde vardır. Nakşibendilerde ise bu genel prensip olarak kabul edilmemiştir. Halvete çekilmek yoktur. Halvet der encümen demişlerdir. Yani bedenen toplum içinde olalım. Ama kalbimiz Allah ile yalnız olsun. Ezlerun şev aşina vezbirun biganeleş inçonizi ibarevüş kem bibabet. Kem bibabet ender cihan. Şimdi Nakşibendilerde
halvet yok. Diğerlerinde var, Yesevilerde var. Nakşibendilerde yüksek sesli zikir yok, Yesevilerde var. Dolayısıyla tasavvufi eğitim konularında, usul, metot konusunda Yesevilerle Nakşilerin biraz farklılıkları var. Ama coğrafya aynı coğrafya, Orta Asya. Nakşibendiler biraz daha Mavera-ün-Nehir, bugünkü Özbekistan tarafında, Buhara, Semerkant, o bölgelerde daha çok yayılmışlar. Yesevilik önce daha kuzeyde başlamış. Bugün Kazakistan'ın güneyinde, Türkistan bölgelerinde başlıyor. Sonra Taşkent, sonra daha aşağıda iniyor. Yani Yeseviler yukarı, biraz daha aşağı doğru Mavera-ün-Nehir'e böyle inmeye başlıyorlar. Ve o bölgede yakınlıkları oluyor, dostlukları oluyor. Bazı Yesevi şeyhleri Nakşibendiler geçmiş mesela. Bir Yesevi şeyhi 400 tane müridi varmış. Demek ki kendini eksik hissetti. Halkı irşada ehil hissetmedi bu zat. Gitmiş 400 müridle beraber bir Nakşibendi şeyhine mürid olmuş. Bu Hazini dediğimiz zat 16. yüzyılda Anadolu'ya gelen, Orta Asya'da aslında Tacikistan bölgesinden geliyor. Hisar diyorlar. Hem Nakşibendi hem Yesevi. Yani Orta Asya'da özellikle sonraki asırlarda 16, 17. 18. yüzyıllara doğru hem Yesevi hem Nakşi iki tarikata da bağlı olan insanların çok olduğunu görüyoruz. Ha, bu arada yani Yeseviler yüksek sesli zikir yaptığı için bazı alimler yüksek sesli zikir bid'attır diyorlar, hurafedir diyorlar. Alimler eleştiriyorlar Yesevileri. Bu sebeple hatta belki bazı Nakşibendi mensupları da eleştirmiş de olabilir. Dolayısıyla 1800'lü yıllarda, 1700-1800'lü yıllarda, 18. yüzyıl diyelim, yüksek sesli zikrin, yani zikri errenin caiz ve uygun olduğunu ispat için Yeseviler çok eser yazmışlar. Mesela Hucetü Zakirin, Lireddil Münkirin, Farsça bir eser. Yani zikredenlerin delili, ispatı. Kime karşı? İnkarcılara karşı, yani yüksek sesli zikir uygun değildir diyenlere karşı kitaplar yazılmış. Yani bir yerde savunma, müdafaa. Yani bizim zikre erremiz caizdir, uygundur anlamında. Bu tabi ulemaya bir yerde cevap mahiyetinde ama yüksek sesli zikir bidat diyenlere karşı belki bir kısım Nakşibendilere cevap da olarak da düşünülebilir. Ama genellikle Yesevilerle Nakşibendiler arasında Orta Asya'da bir dostluk havası görüyoruz. Birbirlerine gidiyorlar, geliyorlar, ziyaret ediyorlar veya dediğim gibi bir şahıs iki tarikata birden intisap edebiliyor, bağlanabiliyor. Bu anlamda Orta Asya'da bunlar kardeş tarikatlar olarak. Çünkü Yusuf Hemedani'den geliyor ikisi de. Yusuf Hemedani'nin bir müridi Abdülhalil Gucduvani, Nakşibendiler oradan gelir. Yusuf Hemedani'nin diğer müridi Ahmet Yesevi, Yeseviler buradan gelir. Yani yukarıda silsile birleşiyor. Bu anlamda Yesevilerle Nakşibendiler arasında genelde olumlu ilişkiler olduğunu, metot farkı olsa bile bir böyle bir rekabet, bir ihtilaf fazla bir şey görmüyoruz. Eyvallah. Hocam şimdi Ahmet Yesevi'nin Türklerin İslamlaşmasına tesirini soracağım ama şimdi tasavvuf tarikat dediğim zaman ben genelde aklıma hep sanki bir tane Türk gitmiş, sahabe olmuş Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselam. Ondan öğrenmiş, tasavvuf yolunu da öğrenmiş ve tasavvuf Türkler tarafından ortaya konulmuş bir şey gibi gelir. Belki de bilmiyorum, bu Anadolu'da Yesevi tesirinin inanılmaz şekilde alt safhada olmasından kaynaklanıyordur. Ben şu an öyle düşünüyorum açıkçası. Siz ne dersiniz hocam? Yani Yesevilerin Türklerin İslamlaşmasındaki tesiri noktasında neler söyleyebiliriz? Yani Türklerin İslamlaşması tabii daha önce. Yani Talas Savaşı ile beraber İslamlaşma başlıyor. Ama bu böyle hemen bir anda olmuş bir şey değil. Çünkü bir sürü Türk boyları var. İletişim imkanları şimdiki gibi değil. Televizyon yok, telefon yok, internet yok. Dağınık vaziyette, göçebe yaşıyorlar. Dolayısıyla bu İslamlaşma böyle asırlara yayılmıştır. Asırlara yayılmıştır. Ama Yesevi'den çok önce başlıyor bu İslamlaşma Orta Asya'da.
Ahmet Yesevi'den sonra tabii bu devam ediyor, hızlanarak devam ediyor. Çünkü Ahmet Yesevi şiirlerini Türkçe söylemiş, sohbetlerini Türkçe yapmış, yani halk rahat anlasın diye. Ve onun İslamiyeti, tasavvufu, maneviyatı, ahlaki konuları anlattığı hikayeleri veya şiirleri dilden dile, çadırlarda, göçebeyse çadırlarda, yerleşik insanlarsa evlerde, çayhanelerde, kahvehanelerde, efendim, bozkırlarda böyle dilden dile Ahmet Yesevi'nin şiirleri, menkıbeleri aktarılmış. Ve bu insanların İslam'a girmesinde önemli bir tabii tesir oluyor. Eğer İslam'a girmişse de, girmiş ama İslam'ın manevi tarafından pek fazla haberi yok. Çünkü adam göçebe, çadırı var, bir de atları var veya inekleri, koyunları var. Nerede ot var? Dağda. Gidiyor bir ay orada otlatıyor. Ot bitince ovaya iniyor. Bir ay da ovada otlatıyor sürüsünü. Sonra orada ot bitti. Başka bir yere gidiyor. Orada otlatıyor. Medrese var. Gidemiyor. Çocuğuna gönderemiyor çünkü aile çadırda yaşıyor. Evet. Sürülerle beraber göçüyorlar. Yani bu tür şeylerde göçebe veya yarı göçebe hayatta insanların İslam'ı öğrenme şeyi ancak sözlü destanlarla, masallarla, menkıbelerle, hikayelerle, şiirlerle, ezberlediği kulaktan dolma şiirlerle ancak olabiliyor. Onun için Ahmet Yesevi de şiirlerle efendim ve belki tabii menkıbelerde, bir kez menkıbeler, onun sohbetlerine aktarılan menkıbeler, hikayeler, şiirler böyle Orta Asya'da, köylerde, evlerde dediğim gibi çadırlarda aktarıla insanlar sabrı öğreniyor. Evet. Şükrü öğreniyor. İhlası öğreniyor. Tevekkülü öğreniyor. Riyadan uzak kalmayı öğreniyor. Yani bunlar hep bir eğitim. Ama bu adama git medresede oku desen vakti yok. Çünkü göçebe bu insanlar. Dolayısıyla Ahmet Yesevi'nin Müslüman olmayanların Müslüman olmasında, Müslüman olanların da İslam'ın manevi tarafını, ahlaki, tasavvufi boyutunu tanımasında Yesevi'nin şiirleri, menkıbeleri çok tesirli olmuştur. Ayrıca bir de işte az önce bahsettiğimiz gibi gidip padişaha İslam'ı tebliğ eden Yesevi dervişleri var. Padişah Müslüman olunca başa bağlılık esas ya, halk zaten başa bağlıdır yani. Padişah Müslüman olun, biz de Müslüman olduk diyorlar. Oldu ama İslam'ın ne olduğunu daha bilmiyor. Evet. Bizim padişahımız Müslüman olmuş, biz de olduk diyor. Peki nedir İslam? O sonra öğrenecek. Evet. Oraya hocalar gelecek, dervişler gelecek. İşte abdesti, namazı, orucu, ondan sonra sabrı, şükrü, kanaati, tevekkülü, ihlası vesaire yavaş yavaş öğrenecek. Yani bütün bunlarda tasavvufun tabii bir cazibesi vardır o anlamda. Yani o menkıbelerle insanlara tatlı tatlı anlatırsınız. Evet. İnsanlar o tasavvufun manevi boyutunu öğrenirler. Öbür türlü işte namaz kılıyor, niye kıldığını bilmiyor. Jimnastik gibi. Oruç tutuyor. Niye tuttuğunu bilmiyor. Perhiz gibi olmaz. İçinin dolması lazım. Yani fıkıh kitapları bize ibadetlerin şeklini öğretiyor. Ama şekil insanları doyurmaz. Evet. Yani bir ruh lazım. Bir ihlas lazım. Huşu lazım. Takva lazım. İşte onları o işin aşk, peygamber sevgisi, Allah sevgisi onlar girdiği zaman yani işin duygu tarafı gelince o zaman iman kalbe oturmaya başlıyor. Yani yoksa fıkıh kitaplarına bakın. Namazda şöyle başlarsın. Kılıçta böyle ellerini bağlarsın. Yorukta böyle eğilirsin diyor. Tamam iyi güzel de yeni Müslüman olmuş bir adam için bu ne ifade eder yani? Evet hocam. Jimnastik yaparım daha iyi diyor yani. İşte o aşk tarafı, Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ihlas onu da tasavvuf dolduruyor. Doldurunca insanlar İslamiyet'i tam manasıyla öğrenmiş oluyor. Eyvallah hocam. Zaten siz de zaten buyurduğunuz şiirin göçerler arasında çok ciddi bir tesiri var şifahi kültürün. Yani yazı yok. Olsa da çok kısıtlı ki göçerler arasında mümkün değil. Dolayısıyla sordukları suallere cevaplarını hep şiirle buluyorlar aslında. Ki şiirinde bir vezinle, bir ölçüyle yazılmasının sebebi de bu. Akılda daha iyi kalıcı olsun tabii, diye. Tabii. Hazret de, Hoca Ahmet Yesevi de bunu çok iyi görüp değerlendirmiş olacak ki evet. Hikmet tarzında, şiir tarzında söylemler, ifadeleri bütün göç arabalarında yayılmış ve Türklerin, İslam olanların tahsiline ve
yaptıkları işin sebeplerinin, niçin yaptıklarının buna dair sorularının cevapları olarak bu şekilde cevap verilmiş oluyor. Hocam şimdi bu tartışmalı spekülatif meselelere gelecek olursak, ben müsaade ederseniz hocam bu Fuat Köprülü'nün dünyaya geldiği ortam, o dönemin işte düşünce hayatı, işte milliyetçiliğin tesiri, Osmanlı'nın son dönemindeki problemler. Çok kısaca affınıza sığınarak değineyim birazcık. Sonra birazcık Fuat Köprülü'nün gerek ilk mutasavvıflarda, daha sonra Milli Eğitim İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı Yesevilik maddesine, daha sonra Osmanlı'nın kuruluşu başlıklı eserindeki Yeseviliğe dair değiştirdiği görüşlerine ve bunların sebeplerine değinelim. Hocam şöyle, 1800'lü yılların ikinci yarısından itibaren Amerika'daki evangelistler, misyonerler yani protestanlar Anadolu'ya geliyorlar. Burada Hristiyanlaştırma faaliyeti başlatıyorlar. Tabii şunun da farkındalar. Ben ehli sünnet, şehir hayatı içerisinde camiyle, medreseyle, ulemayla karşılaşmış bir insanı Müslümanken Hristiyan yapamam. O dönem için özellikle. Ama kime yaklaşabilirim? Daha çok devletin işte teşkilatlanmış bir eğitim imkanından mahrum olan köylerin insanlarına yaklaşabilirim ve onları kandırabilirim. Onları misyonerlik faaliyetlerime dahil ederek Hristiyanlaştırabilirim şeklinde bir yol takip ediyorlar. Ve Amerika'da bunlar ciddi anlamda destekleniyorlar. Bunlara fon oluşturuluyor, vakıflar kuruluyor. Bunlar da o bölgede özellikle Ermeniler, Kürtler, Kızılbaş Alevilerle birlikte bunların aslında Anadolu'nun işte Osmanlı'dan, Selçuklu'dan da evvel, bugün işte bizim Anadolu uygarlıkları olarak ifade ettiğimiz Hitit, Uygur, pardon Uygur diyorum, Urartu, Filikler, Lidyalılar gibi işte medeniyetlerin aslında kalıntıları olduğu, bunların daha sonra Hristiyanlığa şey olduğu, Hristiyanlığa inandıkları, fakat Osmanlı'nın gelmesiyle beraber İslami bir takım unsurların da bunların dinlerine dahil olduğu hep ifade ediliyor. Tabii bunlar para da alınabilmesi için, Amerika'daki vakıflardan ve fonlardan para da alınabilmesi için abartılıyor. Şimdi birinci husus bu hocam. İkincisi, Avrupa'nın tabii emperyalist bir yayılmacı bir politikası var. Sömürmek istiyor Anadolu'yu ve özellikle Orta Doğu coğrafyasını. Burada çatışma çıkartmak istiyor ve bölgedeki özellikle devlete pamuk ipliğiyle bağlı olan işte Kürtleri, Alevileri, Ermenileri, Kızılbaşları devlete karşı kışkırtıyor. Böyle bir tarafı var. Üçüncü husus, modern zihnin milli bir din inşa etme, seküler bir dünya dini inşa etme var. Bu noktada yine az önce saydığım unsurları kullanma yoluna gidiyor. Osmanlı Devleti de tabii artık Jön Türklere yavaş yavaş terk edecek idareyi. Daha sonra İttihat ve Terakki gelecek. Milliyetçi, Türkçü bir zihin yapısı altında. Bunlara cevap vermek için, yani hem evangelistlerin faaliyetlerine hem Batılıların faaliyetlerine cevap verebilmek için bir söylem ortaya çıkartıyorlar. Diyorlar ki işte Yusuf Akçura olsun, Ziya Gökalp olsun, Ağaoğlu Ahmet olsun, milliyetçi bir zihin dünyasını inşa etmeye başlıyorlar. Daha sonra Kızılbaş Alevilik üzerinde bir toplum mühendisi yapmaya gidiyorlar. Bir kısmı diyor ki bunlar eski Türklüğe mensuptur, eski Türklüğün geleneklerini devam ettirirler. Ama şu an dağlı insanlardır, bunlarla anlaşılmaz. Birisi tam tersini söylüyor. Bunlar eski Türklüğü devam ettiriyorlar, bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Yani bir ulus devlet yaratma ve bir ulus dini yaratma projesi ortaya konulmaya çalışılıyor. Fuat Köprülü de böyle bir ortamda dünyaya geliyor hocam. Ve ilk başlarda onun milliyetçi, Türkçü bir temayülü olmadığını görüyoruz. Fakat daha sonra Ziya Gökalp'le tanışıyor. Ondan etkileniyor. Türk Yurdu isimli dergide yazılar yazmaya başlıyor. Ve onun bir tezi var hocam. Devamlılık tezi. Milliyetçiliği meşrulaştırmak için böyle bir tez ortaya atıyor. Nasıl bir şey bu? Biz Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar geldik. Bir sürü devlet kurduk. Türklüğümüzü devam ettirdik. Nasıl devam ettirdik? Lisan ile devam ettirdik, dil ile devam ettirdik. O zaman bunu ne yapmamız lazım? Bunu bizim tekrardan canlandırmamız lazım. Bütün Osmanlı coğrafyasına, bütün o imparatorluk satına yaymamız lazım. Ve milliyetçilik bizi tek kurtaracak ideolojidir. Türkçülük bizi tek kurtaracak ideolojidir şeklinde bir inşa yapıyor. Yani devamlılık tezi üzerinden. Tabii bunu yaptıktan sonra bunun üzerine eserler kaleme almaya başlıyor ve diyor ki, İki tip İslam vardır. Bir tanesi yüksek İslam kültürü, Sünnilik dediğimiz şehirlerin inandığı İslam.
İkincisi de heterodoks olarak telaffuz ettiği, onun heterodoks söylediği. Yoksa batılı bir kavramdır, İslam'a da çok uyan bir kavram değildir. Ve bunlar da göçebelerin inandığı İslam'dır. Bunlar başka milletlerle, medeniyetlerle buluşmadığı, görüşmediği, karşılaşmadığı için bunların İslam anlayışı hakiki İslam anlayışı, bunların Türklük anlayışı hakiki Türklüktür. Bunların inandığı İslam da hakiki Türk İslamıdır şeklinde bir inşa yapıyor. Dediğiniz gibi hocam 1919'da ilk baskısında yayınladığında biz bunları göremiyoruz ilk mutasavvıflarda. Fakat daha sonra özellikle Milli Eğitim İslam Ansiklopedisi'nde yayınladığı Yesevilik maddesinde ve daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna dair yazdığı eserlerde ve daha sonraki makalelerinde, çalışmalarında Yeseviliğin, Aleviliğin, Bektaşiliğin sanki ki siz de buyurduğunuz zaten Alevilik aslında bir mezheptir yani baktığımız zaman bir tarikat değildir. Bektaşilik tarikattır. Bu şekilde bir algı oluşturuluyor. Yani Yesevilik, Bektaşilik, Kalenderilik, Haydarilik nereye gidiyor? Yeseviye gidiyor. Ve gerçek İslam'ın da Alevilik ve Bektaşilik olduğu ki bugün de hala bu söyleniyor. Böyle bir izan ortaya konuluyor hocam. Bu noktada ne söylersiniz? Bunun bir geçerliliği, bir doğruluğu var mıdır? Evet, Köprülü 1919'da bastırdığı ilk Mutasavvıflar kitabında Ahmet Yesevi'yi Hanefi, Sünni çizgide bir mutasavvıf olarak tanıtıyor iken, daha sonraları 1950'li yıllar sanırım Milli Eğitim Bakanlığı'nın bastığı, İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı Ahmet Yesevi maddesinde ben daha önce Ahmet Yesevi'yi yani işte Kur'an'a, sünnete bağlı Sünni yolda bir Sufi olarak değerlendirmiş isem de şu anda kanaatim değişti. Onun işte Bektaşilere yakın, Bektaşi kültürüne yakın bir insan olduğunu düşünüyorum şeklinde kanaatin değiştiğini ifade ediyor. Burada işte Vilayetname-i Hacı Bektaş'ta bazı şeyler var. Onlara bakıyor. İşte oradaki bazı rivayetler kanaatin değiştiğini söylüyor. Fakat bu ispat, bunun ispatı da zor. Yani bunu kanaat değişmiş ama bunu da belgeleyemiyor aslında. Bunu da sağlam belgelerle Köprülü belgeleyemiyor. Ve vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Şimdi dediğim gibi Orta Asya kütüphaneleri açıldı. 91 yılında Sovyetler Birliği dağılınca gidip gelmeye başladık. Oradan yeni eserler bulmaya başladık. Köprülü'nün ulaşamadığı, göremediği yeni eserleri de ortaya çıktı. Onları da gördük. Dolayısıyla Köprülü'nün ikinci görüşü değil de birinci görüşünün doğru olduğu, Ahmet Yesevi'nin heterodoks, gayri sünni bir insan olmadığı, gayet İslamiyet'e bağlı, Kur'an'a, sünnete bağlı, sünni bir mutasavvuf olduğunun yeni çıkan belgeler ortaya koymuştur. Yani Köprülü yaşasaydı, bizim gördüğümüz bu belgeleri, bu yazma eserleri görseydi muhtemelen o da üçüncü defa kanaatini değiştirirdi. Ben 50'li yıllarda öyle yazmıştım ama bakın yeni belgeler ortaya çıktı, kanaatimi değiştiriyorum der idi. Yani bu ilmi dürüstlüğe sahip bir insan idi Köprülü. O anlamda bunu böyle ifade etmek lazım. Bir de şunu söyleyelim. Şimdi Yeseviliğin Anadolu'ya gelmiş midir Yesevilik? Sorularımdan biri oydu, evet, hocam. Yani, evet. Bektaşilik Yeseviliğin devamı mıdır? Hı hı. Uzun süre genel kabul olarak böyle kabul edildi. Fakat artık biliyoruz ki bu doğru değil. Hacı Bektaş Veli'nin şeyhi Baba İlyas Horasani'dir. Baba İlyas Horasani'nin şeyhi Dede Garkın'dır. Mardin'de metfun. Dede Garkın da bir vefai şeyhidir. Vefaiye tarikatı Tacül Arif'in Ebul Vefa isimli bir zat tarafından Bağdat'ta kurulmuştur. Şimdi yukarıdan geliyoruz aşağıya. Tacül Arif'in Ebul Vefa Bağdat'ta kuruyor. Bağdat'tan yani Irak'tan Kuzey Irak'a bu vefailik geliyor. Kuzey Irak'tan bizim Güneydoğu Anadolu'ya, Mardin, Dede Garkınlara geliyor. Oradan Anadolu'ya yayılıyor. Evet hocam. Ne zaman? Selçuklu dönemi. Anadolu Selçukluları dönemi. İşte bu vefai şeyhleri, Ebul Vefa'dan bahsediyor, vefaiye deniyor. Vefaiye tarikatı şeyhlerinden bir tanesi Baba İlyas Horasani.
Baba İlyas Horasani'nin müritlerinden bir tanesi Hacı Bektaş Veli. Nereden biliyoruz? Mevlana Celaleddin Rumi'nin menkıbelerini ihtiva eden çok eski bir kaynak. Menakıbul Arifin, Eflaki'nin Farsça. Orada söylüyor. Hacı Bektaş Baba İlyas'ın müridiydi diyor. Başka Aşık Paşazade tarihi. Evet. Çok eski bir kaynak. Hacı Bektaş Veli Baba İlyas'ın müridiydi diyor. Ha en eski döneme en yakın first hand source de bunlar. Birinci el kaynaklar. Döneme en yakın birinci el kaynaklarda Hacı Bektaş Veli Baba İlyas'ın müridi. Yani Vefaiye tarikatından. Yani silsile Irak'tan geliyor. Peki daha sonraki dönemlerde Velayetname-i Hacı Bektaş diye bir eser yazılıyor. Muhtemelen yazarı Uzun Firdevsi, yazarı meçhul ama Uzun Firdevsi olma ihtimali var. Kanuni dönemi. Bakın ne kadar zaman geçmiş. Evet. Selçukluk bitmiş. Osmanlı kurulmuş. Ta Kanuni dönemine gelmişiz. O dönemde Uzun Firdevsi diye birisi bir kısım rivayetleri, güvenilmez rivayetleri toplamış. Velayetname-i Hacı Bektaş diye kitap yazmış. Orada Hacı Bektaş'ın işte Ahmet Yesevi yolundan geldiği. Doğrudan veya Lokman Perende diye bir isim de araya koyuluyor. Efendim ifade ediliyor. Bu Menakıbul Arifine göre veya Aşık Paşazade tarihine göre çok daha geç dönem bir kaynak. Veya Evliya Çelebi seyahatnamesi. Evliya Çelebi de Anadolu'da gezdiği bazı türbeler hakkında bu Yesevi şeyhiymiş falan diyor. Hı hı. Evliya Çelebi çok geç dönem kaynak. Peki erken dönem kaynakları. Hacı Bektaş Baba İlyas'ın müridiydi. Yani Babailer grubundandı. Yani vefaiydi der iken geç dönem kaynaklarda Hacı Bektaş'ı ve Bektaşiliği Yesevi'ye niye bağlıyorlar? Bunun sebebi Babailer isyanıdır. Evet. Anadolu'da Selçuklu devleti döneminde bu vefai şeyhleri özellikle bunların başı olan o dönemde Baba İlyas Horasani ekonomik bazı sebeplerden dolayı Selçuklu devletine karşı isyan çıkarıyor. Selçuklu devleti bu isyanı, bu tarikat isyanını, kalkışmayı kanlı bir şekilde bastırıyor ve oradaki Baba İlyas dahil birçok vefai, babai şeyhini idam ediyor. Şimdi bu isyan kanlı bir şekilde bastırıldıktan sonra Anadolu'daki birçok vefai, babailere yakın dervişler, şeyhler bir korku içindeler. Şimdi adam geliyor. Siz hangi tarikattansınız? Biz vefaiyiz demek. Ha şu geçen i̇syan 6 ay önce isyan çıkaran babailer var ya işte o vefai onlarda. Siz de şu teröristlerden misiniz? Diyecekler ya. Yani isyan töhmetinden uzak kalmak istiyorlar. Ha, Hacı Bektaş Veli bu şeyhi Baba İlyas İsa'nın elebaşı olmasına rağmen rivayete göre Hacı Bektaş bu isyana katılmıyor. Eski adıyla Suca Karahöyük, bugünkü adıyla Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde inzivaya çekiliyor. İsyana katılmamış ama katılmasa bile şeyhi katılmış. Evet. Şeyhi isyanın elebaşı ve idam edilmiş. Dolayısıyla isyan bastırılıyor ama zihinlerde hala isyan taze. Evet. Şimdi Hacı Bektaş ve ilk dönem Bektaşi dervişleri. Peki Hacı Bektaş da vefat ediyor. O dönemde Bektaşi dervişleri var. Siz gidiyorsunuz o Bektaşi dervişlerine diyorsunuz ki sizin tarikatınız nereden geliyor? Silsileniz nereden geliyor? Şeyhiniz şeyhi kimdir? Bizim şeyhimiz Hacı Bektaş'tı. Onun şeyhi de Baba İlyas Horasani'ydi deseler ne diyecek halk? Ha şu isyan çıkaran terörist elebaşından mı geliyor sizin sesiniz diyecekler ya. Evet hocam. İşte böyle denmesin. İsyan töhmetinden uzak kalalım diye bir söylem geliştir diyor. Nedir o söylem? İki söz. Bir, bizim yolumuz işte şeyhlerimiz Horasan erenlerinden gelmektedir. Horasan erenleri diye bir tarikat yok kardeşim. Horasan erenleri diye bir tarikat yok. Vefai mi? Yesevi mi? Rifai mi? Kadiri mi? Bir adını koy bunun. Evet. Koymak istemiyor. İşte Horasan erenleri diyerek yuvarlıyor lafı. Hı hı. Yahut da
Yahut da ne diyor? İşte bizim şeyhimiz Yesevi yolundan geliyor diyor. Niye? Yesevi Orta Asya'da yaşamış. Babiler isyanına karışmamış. Ve Türkler arasında çok saygıdeğer bir insan. Saygıdeğer ve tertemiz. Beyaz gömlek. Evet. Şimdi Baba İlyas'tan geliyoruz dese veya Vefai'yiz dese siz terörist misiniz diyecekler. Dolayısıyla bu tamamen sosyopsikolojik, toplum psikolojisi gibi bir şey. Evet. O günkü ortamda halk ve devlet Vefai'lere yani Babai'lere terörist gözüyle, isyancı gözüyle baktığı için birçok Vefai'ye mensubu bu Emiri Çin Osman veya Emirci Sultan. Emirci Sultan var ya, Ansubide maddesi var. Emirci Sultan. O da aynıdır. Emirci Sultan'ın artık bir Babai mensubu olduğu, onlardan olduğu ve vefat tarihi de tam Babailer isyanının aynı yıl. Muhtemelen o isyanda o da hayatını kaybetmiş olması muhtemel. Dolayısıyla Emirci Sultan da efendim Babailer isyanı senesinde vefat etmiştir veya öldürülmüştür. O da o gruptan. Ama sonralara bakıyoruz. Geç dönem kaynaklara Emirci Sultan için Evliya Çelebi seyahatnamesinde Yesevi yolundandı falan diyor. Niye? Çünkü öyle bir söylem geliştirilmiş. Kamuflaj. Kendini gizleme, takiye. Kendini gizle. Ve isyan töhmetine uzak kalma isteğiyle tarikatlığını Vefailere, Babailere değil de Orta Asya'ya bağlıyor. Meşrulaştırmış da oluyor kendini. Bektaşiler de böyle yapmıştır. Emirci Sultan'ın müritleri de bunu yapmıştır. Birçoğu bunu yapmıştır. Nereden bunu anlıyoruz? Her nerede mesela işte Evliya Çelebi veya şu bu Yesevi yolundan geliyor denen bir türbe bir şey var varsa bir araştırıyoruz. Hepsi Vefai çıkıyor. Hepsi Babai çıkıyor. Hani o zaman bunun bir tek izahı var. İsyan töhmetinden uzak kalmak, devletin ve halkın öfkesini çekmemek için tarikatını gizlemek ihtiyacı duyuyorlar. Gizlemek için de en pratik yol nedir? Bağla Yesevi'ye kurtul. Evet hocam. Bağla Yesevi'ye silsileyi kurtul. İsyan töhmetinden kurtul. Tamamen budur. Ondan sonra efendim bu kadar menkıbeler üretilmiş. Bu kadar menkıbe neden çıkıyor? Velayetname'deki veya işte Evliya Çelebi diyor işte o halk arasında üretilmiş bunlar. Silsileyi Yesevi'ye bağlamak için üretilmiş. Hatta velayetnameyi neşreden Gölpınarlı kitabın sonunda açıklamalar ve notlar var. O notlar bölümünde diyor ki bu kitapta işte Hacı Bektaş Ahmet Yesevi ile ilişkilendiriliyor. Veya bazı yerlerinde Ahmet Yesevi'nin güya Lokman Perende diye bir müridi varmış. Onun müridiymiş falan. Uydurulmuştur diyor. Lokman Perende diye bir kişi İslam tarihinde yoktur. Efendim, arada tabi 100 yıl var tabi yani. Yesevi'nin vefatıyla Hacı Bektaş'ın vefatı arasında en az 100 yıl var. Görüşmeleri mümkün değil. Ne yapacaksınız? Araya bir dolgu malzemesi. Evet. Lokman Perende diye. İnşa edilmiş yani. Yani bunu Gölpınarlı ta 50'li 60'lı yıllarda velayetnameyi Hacı Bektaş yayınlıyor. Sonra da not diye koyuyor. Fakat o notu dikkate alan pek olmamış veya okuyamamış. Efendim, genelde edebiyat çevrelerinde veya ilahiyat çevrelerinde işte Bektaşiliğin Yeseviliğin bir kolu olduğu zannedilmiş veya bu geç dönemdeki bilgiler esas alınmış. Daha erken dönemleri, kaynakları gibi bilgiler ihmal edilmiş. Evet. Ama artık bunları düzeltmek lazım. Evet hocam. Düzeltmek lazım. Yani bunun tamamen tek sebebi isyan töhmetinden kaçmak için üretilmiş, uydurulmuş bir rivayettir. Söylemdir. Eyvallah hocam. Zaten yani tarih dediğimiz şey çok basit inşa edilebilen, spekülasyon yaratılabilen bir alan ki kendi döneminde yapılıyor. Bugün de hocam malumunuz nasıl yapılıyor? İşte az önce de birazcık girdim o meseleye. Evvela ideolojisini koyuyor. Sonra ideolojisine tarihten malzeme arıyor. Çoğu bilim insanı veyahut da araştırmacı. Şimdi hepsini de tömet altında bırakmayalım. İşte diyor ki gerçek İslam, gerçek Türk İslamı tabii gerçek İslam demiyor da gerçek Türk İslamı Aleviliktir.
Aleviliğin babası Hacı Bektaş'tır. Hacı Bektaş'ın da babası zaten şeydir. Şeyhi Yesevi'dir. Hepsi Yesevi de ha, Pahlavi işte. aynen Yani Yesevi de Hacı zaten o Bektaş'ın dönem. şeyhi Yesevi değildir. Baba İlyas'tır. Tarikat Irak'tan gelir ve faiktir. Türk İslamı bugünkü Orta Asya Türklerinin kısmı azamını olduğu gibi Hanefiliktir, Maturidiliktir. Ahmet Yesevi de ve onun müritleri de Hanefidir, Maturididir. İşte belgeler. Evet. Yayınladığımız belgelere göre. Eyvallah. Yani böyle kafadan atmakla bir şey olmaz. Belgeyle konuşmak lazım. İşte Mir'atül Kulüp. Ne diyor Mir'atül Kulüp'te Ahmet Yesevi? Ahir zamanda bazı şeyhler türüyecek. Bunlar ehl-i sünneti sevmeyecekler. Sapık yolda olacaklar. Bunlardan kaçın diyor. Bunun dediğine göre demek ki Ahmet Yesevi Sünni. Yani onun için en eski kaynaklar bize bunu söylüyor. Bu kaynaklara öyle gitmek lazım. Yani spekülasyonla, tahminle bu iş olmaz. İdeolojik yani. İdeolojiyle bu işler olmaz. Belgeyle. Evet. İlim adamının işi belgedir. Belgeler böyle diyor. Keza Hacı Bektaş'ın şeyhi, gerçek şeyhinin baba ile olduğuna dair birinci el kaynakları kullanmak lazım. Ta şeyi kullanıyor, velayetnameyi kullanıyorsun. Kanuni döneminde yazılmış. Efendim, Seyahatname Evliya Çelebi gibi uyduruk bir kaynağı kullanıyorsun. Hacı Bektaş'a çok yakın Menakıbul Arif'in dururken, evet. Aşık Paşazade tarihi dururken orada, first hand source, birinci el kaynaklar dururken, onları görmeyip ta asırlar sonra yazılmış ikinci el kaynakları kullanmak bilimsel olarak, tarihçilik olarak doğru değil. Yani kasıt aramak lazım altında yani birazcık daha açıkçası. İşte biz doğruları söyleyelim, isteyen evet. istediğini alsın. Eyvallah hocam. Peki hocam, bu son özellikle Fuat Köprülü'nün de eserlerini tenkit eden zannediyorum Amerikalıydı, Devin Dewis. Evet. Doğru telaffuz ettim doğru. İnşallah. O hocam neler söylüyor? O çok da sık gidip geliyormuş, siz de bahsediyordunuz zaten. Orada kütüphanelerde çalışmalarda bulunmuş. Ne diyor hocam Ahmet Yesevi ve Yesevilik hakkında? Ahmet Yesevi'nin Sünni çizgide bir insan olduğunu söylüyor. Efendim, Bektaşiliğin Yesevi'nin devamı olmadığını benim söylediğim gibi aynı şeyi söylüyor. Onun haricinde Ahmet Yesevi'nin vefat tarihi olarak Hicri 562 kabul edilir. Bunun en az bir yarım asır daha ileri atılması gerektiğini iddia ediyor. Yani 562 değil de 600'lü yılların başlarında ölmüş olabilir diye bir tahmini var. Ama şu var, Profesör Devin Dewis Amerika'da Indiana Üniversitesi'nde hocadır. Şimdi emekli oldu galiba. Üniversitesinin ve devletinin desteğiyle zamanında Orta Asya'ya gitmiş, kütüphanelerden Yesevilikle ilgili ve diğer tasavvufla ilgili mühim yazma eserlerden kopyalar toplayabilmiştir. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani bizim Türkiye'deki bazı akademisyenlerin ve birçok akademisyenin elinde olmayan yazma eserler Profesör Devin Dewis'in elinde var, kopyaları. Şimdi bizim buradan şunu da söylemem lazım. Yani Türkiye'de İlim adamları biraz aslında mağdur. Yani Orta Asya'ya gidip oradan yazma eserlerden kopya almak çok zahmetli bir iş. Evet. Yani hem masraflı hem de alamıyorsunuz. Evet. Yani vermek istemiyorlar bazı yazma eserleri. Vermek istemiyorlar bazılarını. Yani ülkeden çıkmasın. Evet, yani evet. Aslı değil, kopyasını. Ama olsun yani, bizim kendi araştırmacılarımız yayınlanacaksa falan filan diyorlar. Dolayısıyla bunlardan kopya almak zahmetli. Hadi vereceğiz deseler oldukça pahalı. Yani varak başına 5 dolar gibi. Belki şimdi daha da artmıştır. Masraflı. Ama Amerika'daki üniversiteler akademisyenlerini bu anlamda destekliyorlar. Her türlü ekonomik desteği veriyorlar. Hocam diyor, atla uçağına. Dünyanın neresindeyse git. Kopyalarını al. Her türlü masrafın bizden karşılıyoruz. Sen yeter ki ilim yap diyorlar, akademik çalışma yap diyorlar. Türkiye'de üniversitelerimiz bu konuda henüz daha yeterince hocalara destek olamıyorlar. Veya işte çok bürokrasi var. Evet. Yani BAPCO falan diyorlar ya, işte üniversitenin destek. Oradan bir proje soracaksınız, bir sürü evrak mevrak, yani artık lillah ediyorsunuz. Onun için bizim Türkiye'deki akademisyenler
bu kaynaklara çoğu ulaşamıyorlar. Ulaşanların da dil problemi var. Çünkü bu Yesevilikle ilgili kaynakların birçoğu ya Çağatay Türkçesi yazılmıştır veya Farsça olarak yazılmıştır. Bizim akademisyenler Osmanlıcayı okurlar. Evet. Ama Çağatay Türkçesine geldiği zaman orada birçoğu durur. Çünkü çok kelime değişiyor. Farsça da zaten maalesef Türkiye'de ihmal edile edile bayağı zayıfladı. Onun için Türkiye'deki birçok akademisyen hem kaynaklara ulaşma problemi olduğu için hem de ulaşılan kaynağı anlama, okuma problemi olduğu için Yesevilik araştırmalarından uzak kalıyorlar. Uzak kalıyorlar. Ha, Profesör Devin Diviz hem Çağatay Türkçesini iyi bilir, hem Farsça iyi bilir, hem de kaynaklar elinde var. Her şey hazır. Evet. Bir de bunları yorumlayacak zihin yapısı sağlam olduğu için gayet başarılı, gayet güzel İngilizce makaleler yazıyor. Hatta bir kitap yazdı. Kitabı yayınlamadı henüz. Ahmet Yesevi ve Yesevi'nin tarihiyle ilgili. Yıllar önce kitabı hazırlamış. Ama henüz yayınlamadı. İrtibatınız var mı hocam sizin? Var. Zaman zaman e-mailleşiyoruz. Hatta yıllar önce evime geldi. Yemek ikram ettim falan. Türkiye'ye geldiğinde. Görüşürüz. Çıkarımları doğru. Çünkü elde malzeme var. Evet. Elinde kaynaklar var. O kaynaklardan belgeler üzerinden gittiği için Yesevi'nin tarihini doğru bir şekilde ortaya koyabiliyor. Artık Türkiye'de de inşallah onun makaleleri tercüme edilir. Bir tanesini ben tercüme etmiştim ama çok makaleleri var Yesevi'yle ilgili. Onlar tercüme edilirse, kitabı çıkarsa piyasaya, İngilizce kitabı çıkarsa, o tercüme edilirse Yesevi'likle ilgili bayağı bir elimizde döküman, malzeme olmuş olacak. Hocam son sual, hep Anadolu'yu konuşuyoruz ama Orta Asya'da, işte Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da Ahmet Yesevi'ye bakış nasıl hocam? Şimdi Yesevilik bir defa bitmiştir. Yani 1890'lı yıllarda Amerikalı diplomat Öcen Şöyler Orta Asya'yı gezmiş. Taşkent'te bir camide Yesevi dervişlerinin yaptığı zikri Erre'yi görmüş. Ve onu Türkistan isimli İngilizce kitabında anlatıyor. Şöyle hopluyorlardı, böyle zıplıyorlardı, böyle zikir yapıyorlar falan anlatıyor. Öcen Şöyler'in kitabı. Türkçe'ye tercüme edildi son yıllarda. Fakat Orta Asya Rusların gelmesiyle birlikte 1800'lerin sonları 1900'lü yılların başından itibaren baskılar dini eğitime, dini kurumlara baskılar artınca zaten azalmış olan Yesevilik, zaten zayıflamış olan Yesevilik iyice gözden kayboluyor. Tarihe karışıyor. Bugün Yesevilik artık tarihe karışmıştır. Yesevi dervişi veya şeyhi yoktur. 91 yılına kadar, 1991 yılına kadar Orta Asya'da din eğitimi üzerinde çok baskılar vardı. Dolayısıyla dini eğitim çok sınırlı yapılabiliyordu. Buhara'da işte Mir Arap Medresesi'nde az bir şey falan. O dönemde insanlar bu baskılardan dolayı Yeseviliği zaten dediğim gibi kurumsal olarak büyük olan bitmiş. Öğrenemediler, duyamadılar. Biraz akademik çevrelerde, edebiyat çevrelerinde işte Divan Hikmet diye bir şey varmış falan filan diye bilinse bile insanlar çalışmaya korktular. Çünkü Sovyetler Birliği döneminde Orta Asya'da Özbek, Kırgız, Kazak vesaire Ahmet Yesevi ile ilgili makale yazsa, Divan Hikmet üzerine çalışma yapsa, KGB, istihbarat peşe takılıp bu adamı takip ediyordu. Niye bu adam Yesevi çalışıyor diye. Öyleymiş yani. Dostlarımız öyle söylediler. Dolayısıyla korkuyorlardı. 91 yılında Sovyetler Birliği dağılıp Orta Asya Türk Cumhuriyetleri özgür olunca bir anda Divan Hikmet patlaması oldu Orta Asya'da. Yesevilikle ilgili araştırmalar başladı. Çünkü artık özgürlük var ya. Önce Özbekler başladı. İbrahim Hakkulov diye Taşkent'te bir edebiyat profesörü hoca. Başkaları falan derken Kazaklar, Kabri Kazakistan'da olduğu için Kazaklar sahiplendi. İşte derken Türkmenler, Kırgızlar, yani Orta Asya'nın genel atası olduğu için ve Ahmet Yesevi ile ilgili çalışmalar, kitaplar, Divan Hikmet neşirleri vesaire
çıkmaya başlandı. İşte bizim bu Mir'atül Kulüp 97'de önce ben bunu uzun bir makale yapmıştım. Hı hı. Birkaç sene sonra Özbekçe, Özbek dostlarımız Özbekçe'ye, Kazak dostlarımız Kazakça'ya çevirip kitapçık halinde orada bastılar. Hı hı. Ve Orta Asya'da Yesevilik araştırmaları hızlanmaya başladı. Derken Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Yesevi Üniversitesi kuruldu. Yesevi Üniversitesi'nde Yesevilik Araştırmaları Merkezi kuruldu. Bir kısım köylerden, sandıklardan çıkan yazma eserler, nesepnameler, belgeler oraya toplandı. Hı hı. Fakat bu Yesevilik Araştırmaları Merkezi daha sonra kapandı. Ve atıl vaziyette kaldı. Şu anda açıldı mı bilmiyorum. Uzun yıllardır kapalıydı. Ama yani münferit olarak bazı araştırmacılar gene çalışmalara devam ettiler Yesevilik'le ilgili. Yani Yesevilik araştırmaları 91 yılından sonra hızlı bir şekilde devam etmeye başladı. Halk nasıl bakıyor derseniz, halk tabii yani bilen var, bilmeyen var. Türkiye'de bile. Evet. Sokağa çıkın, Ahmet Yesevi deyin. Ha, edebiyat dersinde duymuştuk Ahmet Yesevi'nin ismini. İşte Divan Hikmet diye bir şiir kitabı varmış. Evet. İki cümle, evet. Üç cümle yoktur. İki cümleyle tıkanır, her şey biter. Yani belki okullardaki müfredata daha çok eklemek lazım. Acı bir hatıramı da ekleyeyim burada. Ben 2006-2009 yılları arasında Kırgızistan'da bir ilahiyat fakültesinde ders verdim. 2006-2009 arasında Kırgızistan. Ahmet Yesevi'nin kabri Kazakistan'da. Komşu. Ders anlatırken konu Ahmet Yesevi'ye geldi. Baktım çocukların bazıları ilk defa duymuşlar. Üniversite seviyesine. Üniversitede, İlahiyat Fakültesi'nde Ahmet Yesevi'yi ilk defa duyuyoruz dediler. Dedim gençler nasıl duymazsınız? Yani sizin ortaokulda, lisede edebiyat dersi yok mu? Var. Edebiyat derslerinin içinde Ahmet Yesevi'nin ismi geçmiyor mu dedim. Divan Hikmet geçmiyor mu? Yok hocam, geçmiyor dediler. Şu anda eklendiyse bilemem. 2006-2009 yılları arasında o günkü gençlere sorduğumda, hocam bizim Kırgızistan Milletin Bakanlığı'nın, Eğitim Bakanlığı'nın bastığı kitaplarda, edebiyat, tarih kitaplarda Ahmet Yesevi'nin ismi geçmiyor dediler. Dedim çok şaşırdım. Dedim gençler, yani Ahmet Yesevi Orta Asya'da yaşamış, hepimizin atası, yani Kırgızistan sınırı geçin, öbür tarafta Kazakistan. Kazakistan'da Türkistan diye bir şehir var. Hı hı. Eski adı Yesi, kabri orada. Dedim. Kırgız gençler dediler ki, ha o Kazakistan'daysa o Kazak'tır. Kırgız değildir o, bizden değildir. Mesela anlaşıldı. Yani evet. Maalesef bu Rus eğitim sisteminin şey midir, nedendir? İnsanları bölmüşler. Evet. Kabri Kazakistan'daysa Ahmet Yesevi Kazak'tır. Bizi ilgilendirmez. Peki dedim, dedim oğlum, Kazakistan, Kırgızistan daha dün kuruldu. Eskiden bu coğrafya Türkistan'dı. Orta Asya Türklerin şeyi. Hepimizin ortak atasıdır Ahmet Yesevi. Ha öyle mi falan. Yani şaşırdılar falan. Okullarda ortak tarih, ortak edebiyat, ortak dil, kültürün verilmesi lazım. Evet. Maalesef zayıf. Zayıf kalıyoruz. Peki dedim, Alişir Nevai'yi duydunuz mu? Alişir Nevai'yi. Bazıları duymadık dediler. Birkaç tanesi biz duyduk ama o Özbekmiş dediler. Yani bizden değil, Özbek. Yani ortak tarih, ortak dil, ortak kültür olması lazım. Bugün TRT Avaz diyor ya, TRT Avaz bütün Orta Asya'da izlenebiliyor icabında. Bunun gibi Orta Asya ve Türkiye'deki en azından edebiyat ve tarih kitaplarında bir birlik, hani dilde birlik diyoruz ya, tarihte birlik, kitapta birlik olsa, evet. Yani işte bu insanları hepimizin ortak atalarımız, bizim ecdadımız diye tanıtsak bir birlik şuuru olacak. Evet. Ama hatta Manas Destanı mesela. Manas Destanı, yani hepimizin atalarımız bir destan söylemiş. Evet. Kazaklar diyorlar bizim destanımız. Kırgızlar diyor bizim destanımız. Kavga ediyorlar. Yani mikro milliyetçilik diyorlar buna. Evet evet. Bu çok zararlı bir şey. Kabilecilik yani. Kabilecilik doğru. Daha yüksek kültüre çıkabilmek lazım. Ümmet anlayışına çıkabilmek lazım. Bu biraz zaman istiyor, öyle anlaşılıyor.
Çünkü işte bayağı zihinler bölünmüş. Hatta evet. Şehir yani aynı ülke içinde şehircilik. Yani Buharalılar Semerkantlıları sevmez, Semerkantlılar Buharalıları sevmez. Özbek halbuki hepsi evet, bunların. Evet. Yani orta okullara girerse çok uzun gider. O kadar dalmayalım fazla. Ama sadece şunu tavsiye edebilirim. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye tabii dahil, Azerbaycan, Kafkaslar'a dahil. Bütün Türkçe konuşan ülkeler diyorlar. Buralardaki edebiyat kitapları, en azından edebiyat kitaplarının ortak konuları olsa... Yani bir Kırgız çocuğu Alişir Nevai'yi nasıl duymaz lise mezunu? Ahmet Yesevi'yi nasıl duymaz? Yani aklım hayalim almıyor. Onun için öteki Atabütül hakaret diyor, Uygur diyor. Yani Uygur diye ayırma, itme, öteleme. Yani onun için ortak değerler, ortak kültür üzerinden bir çalışma yapılsa, bütün bu cumhuriyetlerin eğitim bakanlarının müteşarları, işte adamları bir araya gelse, en azından edebiyat ve tarihte, yani matematik o zaten ortak yani. Evet. İlk kereki dünyanın her yerde dört ediyor. Evet. O kimyada 100 derecede su kaynıyor, sıfırda donuyor. Orada ortaklık var. Hı hı. Ama edebiyat ve tarihte birliğimiz yok daha henüz. Maalesef hocam. Orada birliği kurabilirsek, ondan sonra hani dostluk, kardeşlik, akrabalık gibi duygular gelişir. İşte bu çalışmalarda, yeserlik çalışmaları da ama bilimsel olarak öyle spekülasyonlarla ideolojik yaklaşımlar değil. Hı hı. Kaynaklı, delilli, arşiv belgelerine, yazı meselelerine dayalı tasavvuf tarihi araştırmaları inşallah artıyor. Bunlar arttıkça bu ülkelerde bu okul kitaplarına bunları aldıkça inşallah daha iyi noktalara geliriz. İnşallah hocam. Zaten biz de bir silindirin altından geçtik. Onlar da Sovyet silindirinin altından geçtiler. Allah'ın izniyle inşallah bunlar düzelir ki zaten Türkiye'nin de bu anlamda teşebbüsleri var. İşte Kırgızistan'da zannediyorum Manas Üniversitesi olması tabii, lazım. Tabii. Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesi olması lazım. Bir de yakın zamanda kurulan Türk Keneşi, Türk Konseyi var. Bütün Türkiye Cumhuriyetlerin evet. Bir arada faaliyet gösterdiği. İnşallah tarihte ve dilde birlik olduktan sonra siyasette, ekonomide, askeri alanda da birlik olur. Eski günlere döneriz diyelim hocam inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun. İnşallah başka meselelerde tekrardan sizi burada misafir etmeyi çok isteriz. İnşallah. Efendim çok önemli bir ismi, önemli bir meseleyi bugün çok önemli bir isimle Necdet Tosun hocamızla konuştuk. İnşallah başka cumartesi sohbetlerinde görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olunuz efendim.